Valla doğrusunu söylemek gerekirse Kırıkkale'nin zaten pislikten geçilmiyor. Kırıkkale'nin belediyesi ne yapıyor onu da bilmiyoruz. Kırıkkale satıra satıra hiçbir şey kalmadı. En azından biz Kırıkkale Belediyesi olarak benim belediye başkanı olursa kalan sahipleneceğimiz değerlere sahip çıkmak istiyoruz. Bunun için kalınlarımızı, Kırıkkale'nin yolları, su hatları, alt geçişi, su geçişleri, her şeyleri var. Bu projeler halinde hepinize sunacağız. Ben de diyorum ki eğer biz Kırıkkale Belediyesi'ne gelirsek, belediye başkanı olursak biz bu kapıları aklımızda açacağız. Sadece omuzlarını böyle belediye yapıp yürümeyeceğiz. Hepimiz halkla beraber olacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Biz bugün neysek yarın da öyle olacağız. Biz arkamıza baktığımızda hiçbir kimse bizim aleyhimizde bir şey konuşamaz. Konuşamayacak da biz bugün alnın terimizde bir yerlere geldiysek bu alnımızın terlerini de yükselteceğiz. Kırıkkale ne yapması gerekiyorsa onların hepsini biz yapacağız. Size söz veriyorum. Ben şurada söyleyeyim, bazı Kırıkkale yere gazetelerimiz var. Bugün adaylara açıklamışlar, Demokrat Parti olarak bizi koymamışlar. Bu çok üzücü ya da bizi karşılarında görmek istemiyorlar. Ben de diyorum ki Kırıkkale'de yaşıyorsak, Kırıkkale'de ikametgah ediyorsak, Kırıkkale'de bir şeyler yapacaksak, Kırıkkale için her şeyi yapacağız. Buna asla ayrıntı olarak Kırıkkale üzülemeyeceğiz. İşte bu haber. Bak, işte bu haber. Yandı bir haber. Ben gazeteciyi biraz önce aşağıda köşeye çektim. Dedim ki, senin iş ahlakın terbiyesizliktir. Bunu ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir vatandaşım, aday da olmayabilirim. Ama benim resmim burada gerekecekse burada koyacaksın. Eğer burada koymayacaksın, sen bu gazeteyi kapat. Bundan sonra da hiç gazetecilik yapma dedim. Ben hiç kimseden korkmuyorum. Sevgili ablalarım ve kardeşlerim, özür dilerim biraz nabzı yüksek tutuyoruz ama hak atanda tutmamız lazım. Bazı şeyler var Kırıkkale'de çok değişiyor. Adamlar şimdiden rap yapmaya başladılar. AK Parti gelirse, şu gelirse, bu gelirse birbirlerine peşkeş çekmeye başladılar. Biz bu peşkeşlerin içinde hayatta olmayacağız. Kim gelirse gelsin, bizim kapımız her yere açık, herkese açık, ne olacağını, ne yapılacağını hepsini biliyoruz. Benim yanıma böyle kişiler gelmesin. Ben açıklamak istiyorum. Bana bir oy kim verirse versin, bir oyun değeri bana 100.000 oydan iyidir. Başka sorunlarınız varsa burada oturacağız, konuşacağız. Hepsine tek tek cevap vereceğiz. Biz çünkü biz onun için buradayız. Ablalarım, sizin mahallenin sorunlarını bizden iyi biliyorsunuz. Kadınlar için Kırıkkale'de kadınlar için Kırıkkale'de hiçbir şey yapılmadı. Ne bir yerler açıldı, ne halk eğitim merkezleri açıldı. Yani kadınlar evlerin içinde sadece sabahtan akşama kadar saatleri geçirmekten başka hiçbir şey yapmıyorlar. Biz Kırıkkale Belediyesi'ne gelmişsek o yolları her mahalleye birer tane kadınlarımız için halk eğitim merkezleri açacağız. Bunu sosyal tesisler açacağız. Kırıkkale'nin her tarafına el uzattığımız gibi uzanmayan doğa noktaları var. Bu benleri Saray Mahallesi, Toprak Mahalle, Gündoğdu, ondan sonra Osman Gazi, Yuva, Karşıyaka, Bahçeliler ve Etiler Mahallesi. Bu mahalleleri hiçbir zaman kırsal bir bölgede görmüş gibi hiçbir şey yapılmadı. Biz öbür mahallelerimizde ise o mahallelerimiz hep aynı olacak. Ne gerekiyorsa, ne yapılacaksa tek tek her şeyi yapacağız. Biz bunun için buradayız. Biz rahat cebimizi doldurmak için değil. Biz cebimizi doldurmak için bir göreve geliyorsa kurban olduğum Allah o görevi bize nasip etmesin. Amin. Sorusu sormak isteyen varsa dinleriz. Ablalarım, kardeşlerim sorunuz varsa sorabilirsiniz. Yani biz burada biz bizeyiz. Mahallelerde bayanların sorunları varsa dinleriz, ederiz. Biz kendimiz anlatmaktan ziyade sizin anlatmalarınızı istiyoruz. Hiçbir bu kadar kadınlar, mahallenizde her şey güzel mi gidiyor da bu kadar susuyor musun? Ben de şimdi
Biraz sözü Merkez İlçe Başkanımız İrfan Yurtoğlu'na da vereyim. Onu da söyleyecekleri var duruma. Sevgili başkanım, değerli basın, kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Sizler hepsinizle günümüzde burada görmekten çok mutluyuz. Biz sizlerle bu yolda ilerleyeceğiz. Sizlerin oyları bizlere çok değerli. Biz yapmacık değil, gerçekçiyiz. Kırıkkale bizim, hepimizin. Kırıkkale güzel olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Başkanımız Gazi Eroğlu'nu sonuna kadar destekliyoruz. Sizlerin de oylarınızı bekliyoruz. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi tadı kolları başlarımız Özlem Hanım'ın da söyleyecekleri vardır. Ben ona vereyim. Bir şeyler de söylesin. Başta da söylemiş olduğum gibi gerçekten bugünkü bize verdiğiniz coşku, bize verdiğiniz heyecan her şeyden çok önemli bizim için. Katılımınızla beraber yanımızda var olduğunuzu hissettirdiğiniz için canlı gönülden hepinizi öncelikle kutluyorum. Kadınlar olarak da bugüne kadar başına geçmiş olan Kırıkkale'mizin kendisini öncelikle hani vekil zannedenler, başkan zannedenler bugüne kadar Kırıkkale'miz için neler yapmış hepimiz bunu yakinen biliyoruz. Bundan dolayı da gerçekten insanlara ben şunu söylemek istiyorum. Kişiler çok bilinçsiz şekilde oy veriyorlar. Veli Korkmaz kim biz tanımıyoruz, biz lambaya veriyoruz diyorlar. Biz AK Parti'ye veriyoruz diyorlar. Halbuki bu o kadar yanlış bir seçim ki, çünkü Kırıkkale'mizi lamba yönetmiyor. Kırıkkale'mizi başına geçmiş olan, geçecek olan başkanlarımız yönetiyor. Bundan dolayı da hepimizin kanayan bir yarası var. Bayanın söylediği gibi çöp sorunları, diğerlerinin söylediği farklı sorunlar. O geçiyor, kaldırımları yeniliyor, o geliyor, kaldırımları söküyor, tekrar kaldırımlar yeniliyor. Başka bir yenilik yok Kırıkkale'de. Özellikle kadınlarımızdan ben destek istiyorum ki bu açıdan. Çünkü kadınlar bir liderdir, kadınlar bir vekildir. Hepimizin evini bilakis kadınlar yönetiyorlardır. Son söz kadınların diye düşünüyorum. Bundan dolayı da dedik ki startımızı muhtarlarla verelim. Muhtarlar halkımızı biliyorlar. Bayanlar da ailevi içeriğini, hepimizin durumunu daha yakinen bildikleri için bayanlarla da yolumuza devam edelim istedik. Bu konuda da bize son derece destek vereceğinizden hiç şüphem yok. Çünkü gerçekten Kırıkkale artık sağlam bir vekile ihtiyacı var. Özünde temiz, sağlam, geçmişi gayet gerçekten temiz. Kendisinde tanıdığım kadarıyla karakteri çok düzgün bir kişiliği var. Ben istiyorum ki Kırıkkale'miz için artık güzel şeyler olsun, güzel şeyler gelsin. Neden bir Kırıkkale mi? Herkes buraya köy diyor. İyi ama herkes köy diyor. Biz bunları aşmak istiyoruz. En önemlisi kadınlarımızın daha sağlam, daha özgür, daha çağdaş bir toplumda yaşamalarını istiyorum. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. İnşallah oyunuz kırar sizi. Evet. 5 dakika ara veriyoruz. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Boşuna, boşuna, Allah'a hizmet aşkına.
Ben de siz ablalarım ve kardeşlerim olarak sizin ne istiyorsanız bunları dinleyeceğiz hep beraber. Şimdi bizim Kırıkkale olarak bayağı projelerimiz var. Yani çok projelerimiz var. Bu projeleri hazırlanırken biz bunu bir kişiden değil, tam 22 kişiyle hazırladık. Bu projelerimiz için de muhtarlarımıza biz muhtarlarımızı topladık, yemek verdik. Yemekte biz Kırıkkale'nin sorunlarını muhtarlardan dinledik. Ama bize dedi ki bu sorunlarımızdan daha ziyade bayanlarımızdan dinleyelim diye hepinize burada çağırdık. Şimdi sorunlarınızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Onun için soracağınız sorular varsa biz buradayız. Bu kadar. Evet sayın seyirciler, Demokrat Parti Kırıkkale Belediye Başkanı adayımız Gazi Eroğlu'yla beraberiz. Kendisiyle biraz önce basın açıklaması yaptı, görüşme yaptı. Kadın kollarının toplantısına katıldık. Sayın Başkanım, hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu kadınlar arası toplantıda sizlerle de birlikte olduğumuz için mutluyuz. Şimdi biz seçim startını vermedik ama muhtarlardan yaptığımız görüşmeden dolayı ondan sonra da içimizde olan kadınlarımızı bir araya getirdik kadın kolları başkanlarıyla. Onun için burada bir aile toplantısı yapıyoruz. Bu toplantıda da sizler de bizlerle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz. Peki sayın başkan, projelerimizden bahsetmek demiştiniz. Biz size soralım. Evet, projelerimiz tabii ki var. Projelerimizi biz mükemmel şekilde hazırladık. Kırıkkale'nin sorunlarını biliyoruz. Kırıkkale'de ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Ne yapılacağını da biliyoruz. Bunun için bir araya geldik. Bizim Kırıkkale'de her belediye başkanı geldiği zaman su sorunları olur. Su sorunlarından başlarlar ama su sorunlarını aşamazlar. Biz bu göreve, bu belediye başkanlığına geldiğimiz zaman biz bu sorunları tek tek hepsini aşacağımız, kimsenin kuşkusu olmasın. Su sorunlarımız var. İlimizde, belediyede toplu taşıma sorunlarımız var. Şehrimizin otopark sorunları var. Şehrimizin içerisinde park, yeşil alan sorunlarımız var. Alt geçit, üst geçit sorunlarımız var. Yaşlılarımız için huzur evleri sorunlarımız var. Bunun dışında çok sorunlarımız var. Anlatmak bile Kırıkkale için az kalır. Biz de bu sorunları hepsini teker teker gözden geçirerek ne yapacağımızı, nerede yapacağımızı, terminal sorunların daha büyüğünü, terminali de daha büyük yapacağımızı, bu sorunları bildiğimiz için bir araya geldik mühendis arkadaşlarla kapsamlı bir derecede. Kırıkkale'nin sorunlarını nasıl yapabiliriz? Kırıkkale'de neler yapılması gerektiğini hep bir araya geldik, söyledik. Bundan sonra da biz Kırıkkale'li olarak bu sorunları aşacağımıza inanıyoruz. Çok acil yapılması gereken bunlar evet. Değil. Hayır, acil yapılması gereken evet. Çok sorunlarımız var. Mesela alt üst geçiş sorunlarımız var. Belediye başkanları gelir, köprülerin yerleri belli olur ama 10 yıl geçer aradan hiçbir sorun çözülmez. Kadınlarımızın aileleri için gideceği bir yeşil saha alanlarımız, sosyal tesislerimiz yok. Var mı? Yok. Yani bunu Kırıkkale'de biliyoruz, bizler de biliyoruz. Kırıkkale'ye bir petlas fabrikası da açılmış, şimdiden kutluyorum. Başbakanımız öyle dedi, bir de petlas şey. Biz de sorduk, acaba petlas Kırıkkale'ye mi açıldı yoksa başka bir yere mi açıldı? Bunu da bilmiyoruz. İnşallah bir petlası söz vermiş bulur. Kırıkkale'de bir petlas açar. Biz de mutluluğumuz bir kat daha artar. En azından iş sorunlarımız da burada azalmaya devam eder. Tabii. Başkanım, Demokrat Parti olarak seçim yönünüz ne olacak? Seçimde stratejiniz ne olacak? Nasıl bir şey uygulayacaksınız? Çalışmalar hanımlarla başladık diyorsunuz. Muhtemelen devam ediyoruz. Yani
Kırıkkale'nin bütün ücra köşelerini geziniz. Sorunları biliyorsunuz. Bunaltmamıza gerek yok. Bu Kırıkkale'de oy potansiyelini etkileyecek projeleriniz veya insanlarımızın iletişimi, biliyorsunuz bazı portreler var Kırıkkale'de, seçiliyorlar, makam odalarından çıkmıyorlar. Halk kendine kaynaşacak insanlar arıyor. Onunla ilgili projeler var. Bizim projelerimiz burada ne konuşuyorsak onlara aynen yapmak. Doğruluk, dürüstlük, Kırıkkale için her şey. Biz yarın seçim olduktan sonra bizim gidecek yerimiz yok. Biz Kırıkkale'de doğduk, Kırıkkale'de büyüdük. Kırıkkale'de ne yapılacağını biliyoruz. Biz yarın seçim olup da ertesi günü kazanıp veya kaybetsek dahi biz Kırıkkale'de nüfusumuz burada, işimiz burada, gücümüz burada. Diğer adaylar gibi Kırıkkale'yi hemen Kırıkkale'den atıp da Elma Dağı'ndan sonra Kırıkkale'ye dönmeyecek gibi bir sadece seçimle seçimde bir stratejimiz yok. Ben Kırıkkale Belediyesi'ni bütün halka açacağım. Kırıkkale Belediyesi'nde eğer halkımız gelir de şu isteğimiz var derse bizim de tabii ki insan hali kaçırmış olacağımız şeyler var. Biz bu yükümlülükleri biliyoruz. Halkımızı dinleyeceğiz. Evleri tek tek gezeceğiz. Neyin ne olduğunu insanlarımız, mahallede yaşayan insanlarımız daha çok biliyor. Onun için uzanamadığımız el olmayacak. Gitmeyeceğimiz yer kapı kalmayacak. Mahallelerimizi tek tek gezeceğiz. Sısardımız ama önce şunu söylüyorum. Rantçı değil. Sadece dürüstlük. Kırıkkale Belediyesi Kırıkkale'yi ne yapabilir? Yarın Gazeroğlu geldi de bu Kırıkkale'de ne bıraktı? Ne yaptı? Bunun için çalışacağız biz. Sadece biz cepler için değil, cepleri Allah bize kısmet etmesin. Biz sadece dürüstlük ilkesinden vazgeçmeyeceğiz. Bunu da özellikle söylüyorum. Bizim yarına vermeyeceğimiz hiçbir hesap yok. Eğer biz Kırıkkale Belediyesi'ne geldiğimiz zaman halkımız gelirse ertesi günü bize bütün isteklerini anlatmaya başlar. Biz tek tek muhtarlarımızın ayaklarına da varacağız. Sorunlarınız ne diye söyleyeceğiz. Projelerimiz tabii ki çok. Projelerimiz var ama Kırıkkale'de bunu anlatacak zamanımız yok. Yani o kadar sorunlar var ki Kırıkkale'de suyundan tut, altyapısından otopark. Bazıları diyor ki teleferik yapacağız. Şunu yapacağız bunu. Bizim boş vaatlere işimiz yok. Biz yapacağımız şeyleri söyleriz. Biz şunu söylüyoruz. Biz Kırıkkale'de belediye olarak gelirsek kısmet olur da tek tek mahalle mahalle her yere uzanacağız. Kırıkkale için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Başkanım, Kırıkkale Belediyesi'nde bir borç olayı var. Evet. Bir olay var, bir de personelin maaş olayı var. Onunla ilgili bir proje nedir başkanım? Ben şimdi şunu söyleyeyim. Kırıkkale'nin bilmiyorum tam olarak da hakikaten çok acayip şekilde bir borç yükü var. Yani trilyonlar, yani ben rakam teneffüs etmek istemiyorum çünkü dudağım uçurluyor. Biz bu göreve gelirsek çok büyük bir göreve geldiğimizi biliyoruz. Zor olduğunu da biliyoruz. Her şeyi biliyoruz ama Kırıkkale'de gelir standartının üstlerinde olduğunu da biliyoruz. Belediyedeki çalışan işçilerimizin maaş almadığını duyduk. Üzüldük tabii. Bu iktidar partisinde böyle oluyor. Demek ki iktidar partisine para geliyor ama nereye gittiğini kimse çıkıp da bir şeyler söylemiyor. Bugün rant yapmak için şu parayı vereyim AK Parti'ye geleyim, şu parayı vereyim başka diğer partilere geleyim diyenler kendilerine rant sağlamak için şimdiden işe başladılar bile. Duyumlarımız da öyle. Ama biz harbi olarak, tertemiz olarak şunu söylüyoruz. Bize kim oyu verirse versin. O oyun vebalisi çok büyük. Onu çok iyi biliyoruz. Bu vebaliyi bizim ne yönden, her yönden hesap vermeye, ertesi günü de olsa hesap vereceğiz. Biz bir oya hayatta rant için, cep için bu göreve geliyorsak, bu oyu istiyorsak yazıklar olsun. Bu kadar basit. Evet, bu şekilde diyoruz. Evet. Başkanlar diliyoruz. Yeni başkan, genç, dinamik, başarılı diliyoruz. Evet. Sayın seyirciler, gördüğünüz gibi Gazi Eroğlu kısa da olsa Kırıkkale'yi bir şekilde anlattı. Bizi izleyin, daha çok güzel şeyler olacak. Evet, Sayın Başkanım bir daha bir şey ekliyor, bekleyin bizi. Bizim ayın 21'inde kısmet olursa Genel Başkanımız gelecek Kırıkkale'ye. Biz seçim startını Genel Başkanımızla beraber vereceğiz Kırıkkale'de. Bütün Kırıkkale'li hemşerilerimiz, Kırıkkale'ye gönül vermiş insanları saat 2'de bekliyoruz parti binamızda.
Ben şunu da daha söylemeden geçmeyeceğim. Bizim yapacak çok işimiz var. Genel Başkanımız o gün geldiğinde odaları da gezeceğiz tek tek. Kırıkkale'nin gerekirse cumartesine geliyor. Cumartesi pazarında gezeceğiz. Yani ben her yerde biz olacağız bundan sonra. Kırıkkale buna hazırlıklı olsun. Kırıkkale'ye mükemmel şekilde geliyoruz. Her yeri inleteceğiz. Buna kimsenin kuşkusu olmasın. Bu oporla bizde olduğu sürece bu konuşmalarımıza kimseye hesap vermeyiz. Biz arkamıza bakıp da eyvah keşke diyeceğimiz bir şey olmayacak. Her şeyimizle mükemmel şekilde grubumuzla, arkadaşlarımızla mükemmel şekilde geliyoruz. Kırıkkale Belediye Başkanı'na şimdiden beklesin. Beklesin diyorsun. Evet, bu söyleyi duyurmuş olduk. Evet. Reklamı da yapmış olduk yani. Evet. Evet. Bizi izleyin, çok güzel şeyler olacak. Takip edin. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Evet, çay suyu ayrı geliyor. Kırmızı su ayrı geliyor. Bunları biliyoruz. Tamam. Ona desteklerimizi bekliyoruz yani. Ablalarımla kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sizleri buraya kadar yorduk. Bundan sonra da kısmet olursa yanınızda olacağımızı biliyoruz. Sizin bir oyunuz benim için bir oydan daha kıymetlidir. Hepinize teşekkür ederim.